Buyurun izleyin Nemi teyzem. Ellerinden öpüyorum, sevgiler, saygılar. En yakın zamanda inşallah stüdyomuza bekliyoruz. Buyurun Nemi teyzeyle kahvaltı Bursa'da. Uludağ'ın eteklerinde kurulan bu köy 7 asırdır ayakta duruyor. Sokakları, evleri ve doğal yapısı ilk günkü gibi korunuyor. Köy havası ise misafirlerine çok iyi geliyor. Alişan Bursa'nın meşhur köyü Cumalı Kızı'yı ziyaret ediyor. Leziz mi leziz bir kahvaltı sofrasına konuk oluyor. Ay iki oğlum var, iki oğlum var. Dört nereden çıktı? Bursa'nın Osmanlı köyü Cumalı Kızık 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Geleneksel yassı taş döşeli sokakları, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında yer alan köy, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bu güzelliğin namını duyan Alişan da soluğu Bursa'da alıyor. Evet efendim, Alişan'la Hayata Gülümseyen izleyicileri. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa'dayız. Bursa'nın Cumalı Kızık köyündeyiz. Cumalı Kızık ne demek ya? Cumalı Kızık, Kızık boylarından gelmişler. Ha öyle. Ondan öyle demişler. Nevin teyze doğma büyüme buralı. Eşiyle ise Bursa'da çalışırken tanışıp evleniyor. Ben bu köyde doğdum büyüdüm. Dört kardeş. Bir sonra Bursa'ya taşındık. Eşiniz de buralı mı? Eşim buralı değil. Eşim Bursalı. Bursalı. Bursa'dan sonra ben ilkokulu bitirdikten sonra Bursa'ya taşındık. Orada tanıştınız. Orada tanıştık. Şey mi? Görücü usulü mü yoksa? Yok. Aşk mı? Aşk. Ha. Aşık oldum eşime, evet. Bu gözlere de aşık olunmaz mı ya? Nasıl oldu işte. Nasıl oldu? Anlat bakayım. Yok seviyorum. Ya işte ne anlatayım? Geçmiş unuttum. 45 sene oldu. Seviyorum. Yemekten önce ben hastanede çalışıyordum. Röntgen teknisyeniydim. O da röntgene mi gelmişti? Eczanede, yandaki eczanede çalışıyordu. Oradan birbirimize aşık olduk, evlendik. Kaç yıl oldu? 44 yıl oldu. Maşallah. Ya. Maş. Kaç çocuk var? 4 çocuğum var. 4 çocuk. Ay iki oğlum var. İki oğlum var. 4 nereden çıktı? 4 dedi arkadan. Oğlu diyor ki ne 4'ü 2? 2. Allah seni görünce zaten heyecanlandım. Yani canımsın, Allah bağışlasın. Alişan, biz seni seviyoruz çok. Canımsın, teşekkür ederim. Buranın kahvaltısı mı meşhurdur? Meşhur, köyümüzün kahvaltısı. Ne var mesela, bizim bilmediğimiz şu kahvaltı sofrası? Her şeyi biz yaptık bak burada. Bu sofradaki her şey yöre halkının elinden çıkıyor. Böğürtlen reçeli, ahududu reçeli, çilek reçeli, vişne reçeli, ayva reçeli. Ayva reçeli zamanı şimdi. Kabak zamanı, kabak reçeli yapıyoruz. Pişi yazında tabii pişi yapıyoruz. Sigara böreği, patates köftesi, bu ne? Yumurta. O da krep. Maydanozlu krep. At ağzını bir tane, çok açıktı. At tabii. Taze ya. Mı? Taze tabii. Şimdi yaptık. Nevin teyze, sohbet çok güzel ama bize hangi tarifi yapacaksınız acaba? Bize ne yapacaksın? Size şimdi patates köftesi yapacağım ellerimle. Patates çok güzel köftesi. İçi kaşarlı patates köftesi yapacağım. Hadi gel yapalım. Bunu yemek olunca Alişan beklemek istemiyor. Nevin teyzeye yardım etmek için kolları sıvıyor. Yardım edeyim Nevin. Yardım et madem Alişan. Kahvaltı burada önemli bir öğün ha. Kahvaltı böyle zengin çok, yani. Çok meşhur kahvaltımız bizim. 20 senedir böyle kahvaltı veriyoruz. Bizde pazarları kahvaltıyı erkekler hazırlar. Burada da var mı? Ama tabii öyle olmanız lazım yani. Tabii canım. Bizde mesela pazarları, cumartesi pazarları babam çalışmazdı. Tatil olduğu için pazarları bize bir kahvaltı hazırlardı var ya. Alişan'ın aklına birden acı biber geliyor. Eşin Arnavut biberi acıdır. Eşin yemiyor mu acı? Ay çok sever. Beni de alıştırdı. Ben de şimdi acısız hiçbir şey yiyemiyorum. Kahvaltıda bile acı. Onun için acı soy yaparım bak. Hep patlıcanlı. Nevin teyze soyulan patatesleri iyice eziyor. Bunu bana dökebilir misin Alişan'cığım? Ne yapacağım? Şunu mu? Ötekini. Bunu. Heh. Ne bu? Onu, o şey nişasta. 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 Dök tamam, Alişan dök biraz da. Dök Alişan. Bu patatesli köftenin tarifini isteyen çokmuş. Bir de tuzumu. Tuzumudan da birazcık çok biraz. Koyduk ama bunu hepsini attık. Yeter mi? Biraz atayım mı? Dur biraz daha. Yeter. Yumurta da kır bana hadi yumurta iki tane. Kırayım, dur. Sarısı beyazı hepsini atıyor. Çok şey oldu. İki kır canım ben hepsini. Bir.
İki. Bak. İyi seyretsinler seyreden. Her gelen bunun tarifini istiyor. Bir daha benden istemeyin. Alişan'ı seyredin. Onun için buradan bakın. Şimdi ne yaptık? Patatesi önce soyduk. Ondan sonra ezdin Evin ablaoğlu. Evet. Ondan sonra iki yumurta kırdık bir de. Bir yumurta kırsınlar. Benim şimdi birazcık da çok koyduk diye şaşırdım. Mısır unu mu? Mısır unu. Dur koyma onu. Ha be. Onu içine koymuyoruz. Koyma. Köfte yaparken. Ocağa yakın kızlar be. Kızlar ocağa yakın. Hadi be kızlar. Hadi kızlar. Bismillah. Söyle acım. Kız yakıyordun bizi ya. Yakın. Biraz tarif karıştı gibi geldi bize ama. Şimdi bu yağ mı? Yağ. Şaşırdı şu anda şaşırdı. Ne yapacağını bilmiyorum şu an. Nevin abla, ha, ne yapacaksın? Söyle bana. Sen bana söyle, ben sana vereyim. Onu ver bana sen. Dur bunu ben. Yani kaşarımız bizim kızlar. Kaşar burada işte. Kaşar. Ha, öyle evet. Verdiniz. Bütün koyacaktık. Böyle koyalım. Kaşarı da böyle mi? Üstüne. İçine ha. Evet. İçine böyle olur. Yapıyoruz. Tamam. Kaşar. Bütün koyuyorduk ama böyle rendelemişler. Tamam. Ha, tamam. Birazcık da yağlayalım. Alişan'ın aklına Nevin teyzeyi rahatlatmak için hemen bir fikir geliyor. Yok mu böyle yemek yaparken bir şarkı marka bir şey yok mu kızlarla? Ne söyleyeyim? Buranın bir şarkısı yok mu? Meşhur. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları. Bir omuzda. Bir omuzda saçları, bir omuzda, bir omuzda saçları. Al beni esmer güzeli yârimle, kol kola gezelim. Diririririririm, bravo. Artık alıştık. Alişan yapılan her yemeğe yardım ediyor. Bir tane de ben yapayım o köfteden. Yapabileceğim birazcık. Nasıl? Verin bana eldiveni, bir tane eldiven alayım. Bak şimdi, önce... Önce bunu yuvarlıyoruz. Ah, yuvarladın aşağı. Tamam. Ondan sonra birazcık una bulatır. En son mu? En son. İçine kaşar doldur. İçine birazcık kaşar koy. Kaşar doldur içine. Tamam. Sonra şimdi kapatıyorum bunu. Güzel kapatacağım. Bak önemli çünkü. Neden biliyor musun? Böyle bastıracağım. Böyle bastırın açılmasın diye. Tamam. Bak iyicene bastır aşağı. Tamam. Bir de bu kesinlikle... Nasıl? Kesinlikle suya değmeyecek. Patates pişirdiğin zaman en önemli şey noktası o. Al sana işte. Ha. Şimdi böyle şekil ver. Ben kendi şekilimi kendim veriyorum. Ver. Tamam. Böyle de olabilir. Böyle ben yuvarlak yapıyorum. Ha, böyle yuvarlak. Ondan sonra biraz da bundan. Eğer unutursan bana telefon et. Tamam. Sabahleyin. Tamam. Tamam mı? Kalktığından Nevin abla yapıyorum diye 5 tane patates şey yap. 5 tane patatesi pişir. Akşamdan da olur. Akşamdan da olur. Sabahleyin de olur. İçine ne koyacaktım de. İçine hemen ne koyacaktım? Ben sana telefonda tarif edeceğim. İçine kaşar koyacaktım. Kaşar koyacaksın. Hani unutursun belki şeyini. Mısır ununu. Tuzunu. İlla mısır unu mu olması lazım? Normal unu olmaz. Olmaz. Niye? Olmaz. Onun öyle. Atıyorum. Yavaş. Bismillah. Hadi. Bak sıçrar üstüne. Tamam attım. Çok büyük yaptım ama neyse. Sen kendin dedin. Ama İstediğin gibi yap dedin. Be benim şeyim o. Neyse. Nevin teyze Alişan'ın patates köftesini pek beğenmedi sanki. Tamam onu ben yiyeceğim Allah. Yeter değil mi 5 tane? Bence yeter. Yeter. Doğrusunlar. Mis gibi oldu işte. Biraz da Nevin teyzenin günlük hayatını merak ediyoruz. Bu köyde hayat nasıl geçiyor? Kalkıyorum, ezan okunurken ayaktayım. Yukarıda bir 6'dan 7'ye kadar haber dinlerim. Haber dinledikten sonra 7'de inerim aşağı. Giderim çalışanları alırım gelirim. Çayı demlerim, sobaları yakarım. Aşağısını yukarısını. Bir de 64 yaşındayım yani. Çalışanları alırım gelirim. Hemen kahvaltı hazırlar biri erken gelen. Kahvaltıyı hazırlarız. Hep 5-6 kişi hemen otururuz kahvaltımızı ederiz. Bu sırada Arnavut ne yapıyor? Arnavut uyuyor valla. 8.30'a kadar uyur. 8.30 kalkar. O da camisine gider. İşte kahvesine neydi? Gider. Bursa'ya gider. Emekli gelir. Oldu aslında. Emekli. Şey kafa olduğu için. Yaş hani, farkı var mı aranızda? 7-8 yaş var. 7-8 yaş. Sen maşallah ama cildin bildin. Evet. Taptaze duruyor. Evet. Bir şey yapıyor musun? Çalışkanım. Çalışkanım. Yok hiçbir şey kullanmam. Krem bile kullanmam. Ama çok çalışmanın şeyi bence. Doğru. Şu benimki seninki yuvarlak de, olanı. Seninki de iyicene pişsin diyorum. Ona üvey muamelesi yapma. Yapmam. Tamam mı bunlar ya? Bunun tamam tadını artık. Çok merak ettim ama. Çok güzel. Gerçekten güzel oluyor. Çıkarayım artık bunlar. Bence de artık çıkar.
Teşekkür Başka ederim. Bir işlemden geçmiyor. Bitti Yok bu. Bu kadar işte. İçli köfte gibi oldu ha. İçli köfte gibi evet ha. Evet. Ve işte Alişan'ın beklediği o an. Burada acı biber var Nevin abla. Acı biber işte sen seviyorsun diye getirdi, onu bir yere katmıyoruz. Nasıl bunu katmıyorsun, öylesine getir. Öylesine sen seviyorsun diye getirdik sana. Acı seviyor musun ya? Ha buraya şeye. Ben o zaman kahvaltıya başlıyorum. Başlayın kahvaltıya. Bismillah şuna bir bakayım tadım. Bu arada öğreniyoruz ki Nevin teyze çok titiz. Gel Nevin abla sen gel. Gitti mi o? Elini şunu yıkayıp geçti. Nevin abla var ya bir çamaşır suyu kurkuyor, böyle bir şey yok. Bizim sevilen gibi. Oo. Nevin abla çok güzel olmuş. Eline sağlık, vallahi çok güzel olmuş. Bizi yakından takip edenler bilir. Mutfağımızda, gittiğimiz yerlerde sıklıkla kuymak pişirilir. Bursa'da da hanımlar kuymak yapmak için hazırlığa girişiyor hemen. Kuymak da var burada. Kuymak da yapıyor sana bir şimdi, kuymak yapıyor ellerinle. Ben yapayım dedim ama neyse kızımız yapsın. Yapsın kızım. Ben seninle sohbet edeyim. Sohbet edelim. Bir daha seni nerede bulacağım? Bana var mı sormak istediğim bir şey? Seni çok seviyorum. Başka bir şey sormayacağım Canımsın, sana. Canımsın, teşekkür ederim. Evet. Çok böyle neşelisin, enerjiksin maşallah. Evet. Hep böyle misin? Hep böyleyim. Biraz tez canlısın. Tez canlıyım. Öyleyim. Sıram yerinde duramıyor vallahi billahi. Oğlum burada, onu da bir çağıralım mı? Çağıralım. Bu kaçıncı, dördüncü mü bu? Bu ikinci, birinci oğlum. Bu birinci, büyük oğlum. Gel kardeşim, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? İyi. Bunu sana vereyim. Sen biraz anlat bize Nevin ablaya. Anneni biraz anlat. Ya annemin enerjisini zaten görüyorsunuz. Sabahın dediği gibi 6'sında kalkar. Akşam saat 9'a kadar full burada koşturma halinde. Küçükken nasıldı siz? Aynıydı valla. Aynı şekilde. Koşturmaca şeklinde hayatımız geçiyordu. Bir de bu köydeki herkese böyle istihdam da sağladı. Tabii. Kadın derneğini kuran kişidir köyde. Ne güzel. Kurucu başkanıdır hatta burada. En kilit soruyu sormadım sana. Gelinlerin aranız. Gelinlerimle iyi. Gerçekten iyi. Bunu Ulus'un hanımı da burada zaten. Onunla daha çok diyaloğumuz var. İnanılmaz gelinim var yani. Çok akıllı. Vallahi bak o kadar seviyorum ki anlatamam sana. Öbür gelin de hanımdır. Hangisini daha çok seviyorsun? Doğru söyle. İkisini de aynı seviyorum ama buradakine daha çok şey yapıyorum. Şimdi bana öbür gelinle kavga ettirme, bana sorma şimdi. Ama buradakine daha çok böyle şey oluyoruz vakit yani. Geçiriyoruz, vakit tabii, geçiriyoruz. Bir de çok tatlı dilli. Anlatamam sana. Anneciğim demiyor mu? Eriyorsun orada. Eriyorum yani. Aynen. Gerçekten çok akıllı, çok iyi. Mutfakları çok oğlum da kaderliymiş. Mutfaktan anlamaz benim gelinim. Gelinimi çok seviyorum. Gerçekten oğlum da çok akıllı. Çok onların çok iyiler. Çok güzeller. İşte, arada. Harika bir kadın. Yani. İdare ediyoruz yani. Harika bir kadınsın. Evet. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Geleceğim sana, söz buraya geçer. Seni zaten tanıyorum. Seni oğlum gibi hissettim seni. Allah razı olsun. Siz bizi tanımıyorsunuz halk olarak ama biz sizi sevenler sanki böyle seni gördüm lan oğlumu görmüş gibi zaten hissetmişindir. Benim seni karşılaşırma. Teşekkür ederim. Ve kuymak da soframıza teşrif ediyor. Bak Alişan gördün mü bak. Muhlamamız ha. Bak muhlamamız bak. Aa. Ben yemeğimi yiyeyim mi? Hadi ye. Afiyet olsun. Vallahi seni buldum. Bir konuşmak istiyorum. Ya canım, konuş. Hadi bismillah. Ben kalkayım mı? Güzel yap. Yok rahat otur ye. Yanıma. Hayır yanımda otur. İyi tamam. Sormak istediğim bir şey olsa sor Yok, bana. Yok sormayacağım. Sor. Ye. 5 saniye ben tutayım sen şey ye hadi. Hadi ye ben kalkayım de rahat ye. Kamerı kapat. Sen kalk. Nereye gidiyorsun? Ben işime bakayım şimdi. Ben de arkandan biraz dedikodunu yapayım. Yap. Hadi afiyet olsun sana. Sağ ol Nevin abi. Artık böyle bir kahvaltı sofrası bulduk. Lütfen kahvaltıya da oturalım bir zahmet.